yok. Seven Days'in katkılarıyla hazırladığımız Hatıra Defteri'nin 6. bölümündeyiz. Tekrar Fenerbahçe dönemine dönüyoruz abi. Senin de zaten memnuniyetin gözlerinden okunuyor. 90... Olmasın mı yani? Hayır, zaten o sebeple. Hayatımın en özel günlerinin geçtiği, çocukluğumun geçtiği. O sebeple altını çizdim. Şimdi kulübüm sonuçta tabii ki o günlere geri dönünce daha mutlu oluyorum. Çünkü o zamandaki hatıraları şimdiki bu kafamla hatırladığım zaman hem bazıları komik geliyor, hem bazıları keşkelerle geçiyor ama sonuçta güzel hatıralar. İstersen abi o dönemin ruhunu biraz anlatalım. Sonra hikayeye ve oyuncular özeline geçeriz. Aslında 93 senesi Fenerbahçe için önemli bir seneydi. Çünkü ilk Dream Team 93 yılında kurulmuştu. O dönem işte 1907 Derneği, rahmetli Mustafa Koç başkanlığında Fenerbahçe Basketbol Şubesi'ni yönetirken Levent Topsakal, Hüsnü Çakırgil, Harun Erdenay, Ömer Büyükaycan, Konrad Makri, Kenny Miller gibi o dönemin en iyi oyuncularından kurulu bir takım yaratıldı. Başına da Necati Güler baş antrenör, Cihan Sever Yeşildağ da yardımcı antrenör olarak geldi. Tabii bu takım hem çok geç birlikte antrenman yapmaya başladı hem de genelde yaş ortalaması yüksek bir takım olduğundan sezon başı zor geçti. Sezon başı antrenmanları çok verimli geçmeyince tabii ki sezona başlangıç da beklenildiği gibi aslında çok iyi olmadı. Bununla beraber belli bir süre sonra koç değişikliğine gidildi. Faruk Klonovic diye bir koç geldi. Faruk Klonovic geldikten sonra antrenman düzeyi çok fazla değişmedi ama daha veteran oyuncularla arası iyiydi. Çok fazla gençlere şans veren bir koç değildi ve günü kurtarmaya çalışıyordu doğal olarak. Sonucunda da biz o sene istediğimiz başarıyı elde edemedik. Yani takım yarı finalde galiba Efes'e elendik. Hatta şöyle bir o zaman Cihan Sever Yeşildağ sezon başında bir röportajda kendisine soruyorlar. Bu takım savunma yapmıyor. Nasıl bununla başa çıkacaksınız? Yani diyor. O da diyor ki biz 150 sayı yesek 151 atar kazanırız diyor. Yani bu takım hücum performansı muazzam diye dile getiriyor. Ben de o takımda çok fazla süre almadığım için yani önümde Harun var, işte Levent Topsakal var zaten ve Faruk Kremic hiç bana şans vermiyor maçlarda. Antrenmanlara müthiş oynuyorum ama maçta hiç oynatmıyor. Bir önceki sezon Sam Williams diye bir oyuncumuz vardı. O beni yani çok seviyordu, aramız çok iyiydi ve o sene oynamayınca onlara kontak halindeydim. Bana high school'dan koçunun arası çok iyi olduğunu, benden bahsettiğini, bana bursla Amerika'da hem okuyup hem oynayabileceğim bir ortam sağlayacağını söyledi. Ben de kafama yattı ve oynamadığım için de orada acaba benim için daha elverişli bir ortam olur mu diye böyle bir karar almıştım. Fakat sezon sonunda bu takım başarısı olunca Murat Didin geldi antrenör olarak. 1907'de hani Murat Dilin'i antrenör yaptı. Ki kongre vardı zaten orada. Bir kongre vardı. Arkasından Murat Dilin'le takım istişaresi yapılırken Harun Erdenay Ülker'e transferi oldu. O zaman Ülker'in kurulduğu iki sene işte. Bir takım oyuncular takımdan ayrıldı. Bütçe biraz daha düştü. Ve işte Murat Dilin'le konuşurken kimi alalım oyuncu olarak, kimi istersin, ne yapalım, ne edelim derken ben Harun yerine oyuncu istemiyorum, İbrahim oynatacağım onun yerine demiş ve beni aradı. Ve beni de bir şekilde süre vereceğini inandırdı. Takımdaki rolümü daha fazla olacağına ve bu takımın önemli bir parçası olmam konusunda beni ikna edince ben de zaten Amerika'ya gitmekten vazgeçtim, kaldım. O dönem gerçekten benim için kariyerimin bu noktaya gelmesindeki kırılma anlarından bir tanesiydi ve daha sonraki yıllarda da zaten Dallas Comedies ve Henry Turner'ın transferiyle Fenerbahçe taraftarının çok izlemekten zevk aldığı, hala bile unutamadığı bir kadroya sahip olduk. Henry Turner'dan çok şey öğrendim diyebilirim. Şu anlamda o dönemin en skorer ve hücum potansiyeli en yüksek oyuncularından bir tanesiydi.
antrenmanlarda onunla birebir oynamak, onu savunmak. Ben antrenmanda onu savunuyordum. Onun sayesinde Efes'e karşı Namoski'yi savunuyordum. Ona karşı hücum ediyordum. Hücum şeylerimi arttırıyordum. Onunla birebir oynayarak. Bana çok, benim o dönem gelişime çok katkı sağladı. Dallas'ta çok, hem çok sevdiğim arkadaşım hem çok özel bir oyuncuydu. Yani bizim o takımın birlikte olmasındaki en büyük paylardan bir tanesi Dallas Comedies'dir. Çünkü hem renkli kişiliği hem takımı şak gibi diyorsun ya. Sağlayıcı yapısıyla beraber iyi bir kadroya sahiptik. O takımda ama en çok üzüldüğüm oyuncu Erdal Koşan'dı. Erdal herhalde hiç kimseden çekmemiştir. Benle Henry'den çektiği kadar. Çünkü daha rakip topu potaya attığı andan itibaren top havadayken Henry Erdal diye bağırıyordu. Dallas rebound aldığında ben Erdal diye bağırıyordum. Yani sağdan işte Henry gidiyor. Soldan ben gidiyorum. Daha Dallas topu aldığı anda ikimiz de Erdal diye bir bağırıyoruz. Erdal tabii ne yapacağına şaşırıyor. Şimdi bana verse Henry oradan fuck diye bir bağırıyor. Shit diyor, bir şeyler söylüyor kendi kendine. Erdal diyor, saydırıyor. Ona veriyor mesela, o bitiriyor. Erdal diyorum, ben bombaşım diyorum. Çocuğun kafası allak bullak oluyor yani. Bana mı vereyim, ona mı vereyim derken Erdal her maç bembeyaz oluyordu. Bir de sezonun ikinci yarısında Ricky Winslow geldi. Çok renkli bir takımımız vardı aslında. Yani hücum potansiyeli yüksek. Beraber oynamaktan keyif alıyorduk. Guardlar Erdal ve Altar'dı. Sonra Mustafa abi de dahil oldu kadroya. Burak Bıyıktay, Zazay'ından Altar Tunçkol, Güray Kanan. Güray vardı. Takımın ağır işçisi. Bütün o hem pis işleri yapan, hem savunma yapan, hem de pota altında farklı bitirişleriyle bize katkı sağlıyordu ama takımın ana rolü Dallas, Henry Turner ve benim üzerimdeydi. Ve gerçekten o dönem belki şampiyon olamadık ama yani Fenerbahçe taraftarını tatmin eden, onları tribüne çeken basketbolu, onlara zevk veren basketbolu oynuyorduk. Ve ya o takım benim oynadığım en özel ve oynamaktan zevk aldığım takımların başında geliyordu. Çünkü ya hem Dallas hem Henry den çok şey öğrendim. Benim de kendimi ispatlayıp yani Türk basketbolunda bir yer edinme yıllarımdı. Fenerbahçe'de daha çok rol almaya başlamıştım. Daha kendime güvenli oynuyordum ve artık adımdan söz ettirir konuma gelmiştim. Ve milli takım, ami takımda da oynuyordum. Bana Henry'nin de Dallas'ın da çok büyük katkısı oldu kariyerimin bu noktaya gelmesinde. Seven Days'le harekete geç diyelim. Ve aynı zamanda sezon içerisinde birçok hikaye var tabii ki abi. Yani 1996-97 sezonunda zaten Fenerbahçe işte Koraç'ta çeyrek final grubuna girip Stefanel'e 2 maçta da kaybettiği için eleniyor. Türkiye Ligi'nde yine çok hareketli bir sezon, birçok hikaye var. Ama herkesin herhalde o sezondan hatırladığı hikaye ya da anlattığı hikaye Bursa'daki gece kulübünde yaşanan olaydır. Yani bununla alakalı tabii ki gazete kupürleri var. İşte Dallas Comedies'in vurulduğu güne dair. Ama yani sen de olayın tanıklarından biri olarak nasıl anlatırsın, neler yaşandı o gün? Sana bırakayım söz. Yanılmıyorsam Bursa'da Tofaş'ta Türkiye Kupası oynadık. 3 gün sonra da Oyak-Reno'yla lig maçımız olduğundan dolayı orada kalıp Türkiye Kupası'ndan sonra dönecektik. Tofaş maçını kaybettik. Akşam yemek yedik. Yemekten sonra Türk oyuncular odada işte sohbet ederken klasik yani kamp hayatı yani hep beraber bir odada sohbet ediyoruz. Henry ve Dallas geldiler. Akşam dışarı çıkacağız dediler. Ben de işte ya hani kaybettik maçı ama isterseniz biraz çıkmasanız mı gibilerinden söyledim ama tabii onlar benden yaşça büyükler ve Larry Spicks gelmiş, onları almış, dışarı çıkartacakmış. Şimdi böyle deyince tamam hadi zaten muhtemelen o zamanki teknik eğitim de haberi vardır diye düşünüyorum. Tamam çıkın dedim. Ama zaten hani bildiğim ve profesyonelliklere inandığım oyuncular. Biz odada sohbet etmeye devam ettik. Sonra onların tabii nereye gittiklerini bilmiyorum.
Yemek yiyeceğiz, geri döneceğiz dediler. Akşam oturuyoruz. Hatta Cenk Ren de daha önce bizde oynuyordu, Fener'de oynuyordu. O sene Oyakrona'ya gitmişti. O da geldi bizde bir ara sohbet etmeye falan. Neyse onlar döndü. Biz biraz daha odada kaldık. Gecenin ilerleyen saatinde uyudum. Yanılmıyorsam saat böyle gece yarısı. Herhalde 2-3 o civarlarda kapı çalıyor. Kapıyı açtık. Yani Henry Turner'ın o suratını hala gözümün önünde. O yani siyahi oyuncu bembeyaz vaziyette. Somebody shot Dallas diyor, tamam mı? Tabii biz Henry bizi uyandırınca ve olayı anlatınca biz panik halde işte o zaman Murat Özgül antrenör hep beraber takımı topladık. Hastaneye doğru gittik. Hastane kapısında işte bekliyoruz. Olay da şöyle gelişmiş. Gece kulübüne girmek isterken Dallas Henry, Ricky Vinzo ve Larry Spriggs dışarıya çıkan bir çiftle bir tartışma yaşamışlar. Ve o tartışma sonunda olay kavgaya dönüşmüş. Kavgaya dönüşünce de o kişinin korumaları silah getirince bir anda çıkan arabaya da üzerine atlamışlar ateş edilmesin diye. Fakat rastgele edilen atıştan dolayı zaten o kişi orada hayatını kaybediyor. Yani kendi koruması tarafından vurularak hayatını kaybediyor. Dallas'ın göğsüne kurşun isabet ediyor. Henry'e galiba pantolonundan giriyor çıkıyor. En şanslı Henry. Ricky Winslow'a da yanılmıyorsam sıyıran ya da isabet eden bir kurşun var. Larry Spriggs'e de kasıklarına bir kurşun isabet ediyor. Biz apar topar hastaneye gittik. Dallas'ı işte yoğun bakıma kaldırmışlar. O sırada büyük bir darbede yaşanmış. İşte vurulan kişinin yakınları hastaneye gelecek diye biz orada beklerken bizi tekrar otele götürdüler. Ve hani çok kötü bir gündü. Çünkü çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. O akşam hayati tehlikesinin olmasından dolayı çok endişeli bir gün geçirdik. Bir iki gün geçirdik. Fakat daha sonra hayati tehlikeyi atlatıp Uludağ Üniversitesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alındı. Ve başarılı bir ameliyattan sonra da basketbol yaşantısına bir süre sonra devam etti. Ya inanılmaz bir şey ama abi. Yani kurşunlandığın ülkede iyileşip basketbola aynı ülkede devam ediyorsun. 99'da da Maccabi'de Euroleague finali oynadı. Evet. Ve yani hani kalbinden vuruluyor. Kalp duvarına yakın bir yerde ya atar damara çok kısa bir yani milim kala kurşun duruyor. Ve bundan 6 ay sonra 6-7 ay oynamaz dediler. 4 ay sonra basketbola başladı. Devam etti. Bizim hazırlık dönemine geldi. Tabii bizim jenerasyon biraz daha şey hatırlıyor abi. Karşıyaka'ya gelmişti ya 2002'de. Evet. İkinci sezonun ikinci yarısında. Maccabi'den gelmişti Karşıyaka'ya değil mi? İnanılmaz oynamıştı aynen. Yani 38 ya da 39 yaşında ve 17-18 sayı ortalamayla oynamıştı. O kadar hani şey diye bir kişiydi ki daha aslında Dallas'ın birçok hikayesi var. Bizim Yüceli Riga'da bara çağırıp sonra ben bunu tanımıyorum deyip odaya girip yatması, Yüceli'nin esir kalması gibi çok enteresan hikayeleri de var yani. O yüzden böyle çok şey bir kişilikti. Akşamları farklı bir karaktere bürünüyor ama gündüz dünya iyisi. O yüzden böyle sevdiğim de bir arkadaşımdı. Sonra da görüşmeye devam ettim bir süre. Fenerbahçe taraftarı tabii 2017 kadrosundaki Ekpe Udoh'u şu anda gelmiş gitmiş en iyi uzun olarak hatırlıyor ama Ekpe Udoh'tan önceki oyuncu da bence Dallas Comedies'di o dönemi hatırlayanlar için söylüyorum. Çünkü gerçekten hem savunmacı hem olağanüstü bir timingi olan blok tehdidi çok olan bir oyuncuydu. Hatta biz onda şey geliştiriyorduk. Şimdi bloğu Panya'dan sektirerek yapıyordu ki hızlı topu alıp fasbire çıkalım aynen diye. O derece şeyleri vardı yani. Ve bana devamlı şey atardı. Beyzbol pasta şeyi fastback pası atardı. Yani o dönem hakikaten oynaması çok keyifli bir oyuncuydu. Çok zevkli. Yani beraber zaten
İçeri yönlendirdiği zaman biliyorsun ki arkada acayip blok tehdidi var. İki tane skorer oyuncuyuz Henry ve ben. Rebound aldığımız takdirde rakipler için çok büyük bir tehlikeydik yani. Yeter ki o top bize gelsin. Abi tabii o 3 yabancıdan ikisi Türk de oldu. Ricky Winslow tabii daha sonra gelmiş bir oyuncu ama Reşat Fırıncıoğlu adını almıştı. Tabii onun Telekom'u var, tabii Ülker, sonra, Efes. Evet. İlk Fenerbahçe olsa da sonraki yıllarda aldı. Geldiğinde çok kariyerli bir oyuncu Ricky Winslow'da. Zaten çok işte kariyerli bir oyuncu. Justice Winslow'un babası, evet. Miami'de daha çok hatırlanan. Henry Turner'ı da Hakkı Uzun adını almıştı. Yani Henry Turner'ı da ya o dönem herhalde Fenerbahçe'ye o güne kadar gelmiş en iyi oyunculardan bir tanesiydi. Onun da bir ayağı kırılıp da devam ettiği bir Galatasaray maçı var. Kazandık o maçı Ayhan Şahenk'te. O da Fenerbahçe taraftarının tarafından çok hani sevilen ve iz bırakan bir oyuncuydu. O da yani herhalde bir sezon Panionios. Çok özel bir sezon. Sonra Fenerbahçe forması. En çok sevildiği iki yer. Evet. Aslında sende bir başka ortak nokta. Yunanistan artı Fenerbahçe kombinasyonu. Yani ondan çok duyuyordum mesela o Yunanistan'daki basketbol sevgisini. İşte Panionios da çok seviliyordu. Belki de onun etkileri bile olmuş olabilir bilinçaltında o Yunanistan'a giderken. Bir tane 360 derece döndüğü bir smaç var Panionios'ta. Onu da YouTube'dan bulabilirsiniz diyelim. Zaten şu anda YouTube'dasınız. Teşekkür ederim. Daha sonra benim için hani özel olarak adlandırabileceğim çok kısa süre oynamış olsa da inanılmaz yetenekli bulduğum Mahmut Abdurrauf'tan, Rauf'un hikayelerinden de bir kesit geçmek isterim. Çünkü o da yani şahsına münhasır çok enteresan bir oyuncuydu. İnanılmaz yetenekliydi. Ondan önce işte Henry Turner vardı. Sonra Mahmut Abdurrauf geldi. Onu benim Tofaş transferim döneminde ki şeyi de anlatmak isterim. Evet, 90'ların sonunda bir kez daha zaten döneceğiz Fenerbahçe hikayelerine. Ağzına sağlık abi. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya antrenmandayım.